Acun Ilıcalı ile tartışan şovmen Mehmet Ali Erbil servetini açıkladı, param torunlarıma bile yeter. Geçtiğimiz günlerde Acun Ilıcalı ile tartışan Mehmet Ali Erbil, katıldığı programda samimi açıklamalarda bulunup servetiyle ilgili de konuştu. Özel hayatıyla ve açıklamalarıyla sürekli gündem olan ünlü şovmen oğmen Mehmet Ali Erbil, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir yayında TV8 in patronu Acun Ilıcalı'nın servetini sorgulamıştı. 50 yıldır televizyon starı olduğunu ve Acun Ilıcalı gibi hızla yükselip kanal sahibi ya da uçağı olmadığını söyleyen Erbil, dikkat çeken açıklamalarda bulunmuştu. Kamuoyuna sunuyorum. Showman, Acun elinde mikrofonla benden yarım saat röportaj alabilmek için kapımda bir saat bekliyordu. Birkaç yıl içinde iki tane ulusal kanal, bir dijital platform, İngiltere'de iki futbol takımı, iki özel uçak, sayısını bilmediğimiz tekneleri. Ben 50 yıldır televizyon starıyım, ne bir kanalım var ne bir uçağım var. Artık bunu kamuoyuna sunuyorum. Para aklamaya gelirse, 300 euro vardı, Almanya'da akladım da geldim şeklinde konuşmuştu. Ona gülüyorum. Ilıcalı ise bu sözlere, ona gülüyorum sadece. Kendisi çarkı feleki ona sundurmadığımız için sinirlenmiş, öyle anlıyoruz. Bir yapımcıyla oyuncu aynı parayı mı kazanır? Zorunda mıyım? Mehmet Ali zaten bir yapımcı kadar kazanacağını hesap ettiyse hayata 5-0 mağlup başlamış. Televizyonda belki 1 milyar insana program seyrettiriyorum. Sonra Acun nasıl para kazanıyor? Ne güzel bir dünya bu ya. Mehmet Ali Erbil ile ben ne zaman bir araya gelmişim? Daha önce hiç benim kanalımda yer almış mı? Ben herkesi kanalımda çalıştırmak zorunda mıyım? şeklinde cevap vermişti. Erbil, bu sert yanıtın ardından Enver Aysever'in YouTube programına konuk oldu. Erbil son katıldığı yayında servetini açıkladı. Evim 10 milyon dolardır. Sanatçılar arasında vergi rekortmeni olmuştum var. Kazandığım her şey ortada. Şu anda oturduğum ev bile toplasan 10 milyon eder. Eşlerime verdiğim evlerin toplamı da 10 milyon dolardır. Hiçbir zaman kumarda varımı yoğumu yitirmedim. Çolumun çocuğumun geleceklerini garantiye aldım. Ben hiç çalışmasam da çocuklarıma, torunlarıma yetecek kadar servetim var. Tiyatro ve sinema sanatçısı Saadettin Erbil'in oğlu olarak 8 Şubat 1957'de İstanbul'da doğdu. 1835 yılında Erbil'de doğmuş ve sonradan İstanbul'a göç etmiş dedesi Şeyh Esad Erbil'inin menemen olaylarına karıştığı için idam edildiğine dair araştırma konusunu yeni öğrendiğini söyleyen Mehmet Ali, yani Kürt kökenlisinin sorusuna evet. Ama kimlik olarak alt mıyım yoksa üst müyüm doğrusu bilmiyorum. Diye yanıtladı. İlk ve orta öğrenimini İstanbul, Ankara ve Balıkesir'de yaptı. 1970 yılında Ankara Devlet Konservatuarı tiyatro yüksek bölümüne yatılı olarak girdi ve bu dönemde hocası Cüneyt Gökçer'di. Devlet tiyatrosunda konuk oyuncu olarak başrolde en iyi tiyatrocu ödülünü kazandı. Buradan mezun olduktan sonra, devlet tiyatrosunda çalışmaya başlayan sanatçı, başta küheylan olmak üzere birçok oyunda oynadı ve daha sonra tek kanallı yayın döneminde TRT'de Metronom adlı eğlence programında Derya Baykal'la, 1984 yılında da Çiğdem Tunç'la bir ikili oluşturdular. Özel kanalların açılmasıyla birlikte Erbil, TRT'den Kanal 6'ya geçiş yaptı. Daha sonra Interstar ve ATV'de dizi, Show TV'de de program yaptı. Aynı yıl Nevra Serezli ile birlikte dönemin bir magazin dergisi olan Süper Gazete reklamında rol almıştır. ATV'de canlı yayınlanan Yaşun'dadır ya bunda adlı programı sunarken yaptığı Radyo ve Televizyon Üst Kurulu yasasına uygun olmayan hareketinin ardından televizyon programlarına ara vermiştir daha önce Emel Sayın'la birlikte Aşkım Aşkım adlı dizide oynamıştır. Kanal D'de yayınlanan yarışma programı Çarkıfelek ve ATV'de uzun bir süre yayınlanan Tatlı Kaçıklar dizisiyle zirveye çıkan başarılı şovmen, Harakiri ve Hababam Sınıfı Güle Güle adlı filmlerle tekrar beyaz perdeye geçti. Mehmet Ali Erbil, Kanal D'de Çarkıfelek dışında çeşitli yarışma programları da yaptı. Bir dönem TGRT'de Çarkıfelek yarışmasını sundu. TNT, Türkiye, Kanalında açıl susam açıl adıyla show tarzında yeni bir yarışma sundu. Daha sonra aynı kanalda kısa bir süre Çarkıfelek programı yaptı. Bu programdan da ayrıldı ve Petek Dinçöz sunuculuğa getirildi. 2012'den itibaren TV8E geçerek aşk'a gel adlı programında sunuculuk yapmıştır. Mehmet Ali Erbil, 2015 yılında Star TV'de yayınlanan Çarkıfelek'in sunuculuğunu yapmıştır. Son dönemlerde Sinan Çetin'in Bay E. Gani Müjde'nin Kahpe Bizans, Ömer Ur'un yönettiği Hemşo adlı filmlerde rol aldı. Uzun bir hastalık döneminden sonra tekrar izleyiciler karşısına geçen Erbil, TRT'de yayınlanan Bir Başka Gece adlı programın sunuculuğunu yaptı. Kanal 1'de yayınlanan Çarkıfelek adlı programı sundu. Ramazan geldikten sonra Fox'a Ece ve Çarkıfelek ile birlikte geçmiştir. Kanal 1'de Aşkım Aşkım dizisinin tekrar çekimlerinde yer aldı fakat kanal değişikliği yüzünden dizi sona erdi. Fox TV'de Ece sona erdi. Fakat Çarkıfelek ile birlikte 50 sarışın programı başladı. Dünyada sadece 100 kişide görülen kaçış sendromu hastası olan Erbil, bekar ve 3 çocuk babasıdır. Stelio Pipis yıllardır menakerliğini yapmaktadır.